Kadir'in telefonunun son sinyalini takip ettirdik. Ama telefon çöp kutusunda çıktı. Zaten sim kart aşat. Bizim çocuklar inceliyor ama pek bir şey çıkacağını zannetmem. Beklediğimiz gibi. Kadir'in banka hesaplarına baktınız mı? Baktık komiserim. Bir saniye. Bankadan gelen belgeler burada bir yerde olacaktı ama. Oğlum ne bekletiyorsunuz? Ezberden söylesene işte ya. Ya amirimizde böyle. Belgesiz iş yok. Komiserim. Bu ne ya? Kadir'in banka hesabından çekilen paralarla Banu'nun hesabına yatırdığı paranın tarihleri birebir uyuşuyor amir. Niye? Kolay gelsin. Pay yüklü miktar bu ya. Her ayın 5'inde çekmiş parayı. Sanki aylık veriyormuş gibi. Mesleği neymiş bu kızın? Üniversite terk, işsiz, sigortası bile yok. Hangi bölüm peki? Su ürünleri. Su ürünleri mi? Ya fakülte mezunu bu kadar para kazanmıyor ki. Diploması yokken her ay bu kadar para nasıl oluyor? Metresi demek ki. Vay be. Metresini aylık bağlamış yani. Yavaş. Bundan bir şey çıkmaz. Biraz ayaklarınızı yere bassın arkadaşlar. Bu cinayet basit bir aşk cinayeti. Kafanızı bulandırmayın. Banu'nun tırnak arasından çıkan doku örneklerin DNA testine yolladınız mı? Yolladık. Kime aitmiş? Kadir'e mi, bir ola mı? Sonuçlar daha gelmedi efendim. Ne güzel. Siz de bekleyelim mi dediniz? Arkadaşlar zamanla yarışıyoruz burada. Arayın, hızlandırın. Bence bu cinayetin arkasında bir organizasyon var. Vereyim o zaman dosyayı organizeye. Amirim tamam, sakin olalım. Laflara bak abi ya. Yeter artık ama. DNA sonuçları ortaya çıkınca katil ortaya çıkacak. Pardon. Evet, psikolog hanım. Şahin Bey, oraya geliyorum. Anlamadım. Ne zaman geliyorsun? Gelmek üzereyim. Aşağı iner misin? Ha, aşağı in. Tamam. Pelin Hanım. Nerede o? Kim? Ay kim olacak? Betül kızım İpek. Ay tabii yok ama gelecek. Nereye gitti? Bilmiyorum, bir şey demedi ama geç kalmayacağım dedi. Siz geçin isterseniz. Sen kapının önünden çekilirsen geçeceğim Betül'cüğüm. Tabii tabii, pardon pardon. Ay, 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 cemiyetin kraliçesi. Ay nasıl özledim seni Pericim ya, burnumda sıktın valla. Canım benim. Ay Bodrum yaramış sana. Böyle bir zayıflamışsın bizden, böyle daha fit olmuşsun valla. Ay hadi canım sen de. İpek söylemedi mi geleceğimi? Yok vallahi bir şey söylemedi Peri Hanım. Ay benim arkadaşımın kafası yerinde mi, değil mi? Sen biliyorsun olanları. Biliyorsundur inşallah olanları, çünkü İpek canımı okur. Ay biliyorum biliyorum, her şeyi anlattı. Betül'cüğüm bana bir soğuk bir şeyler getiriver hadi. Tamam. Kadir gelmedi mi daha? Ay yok. Yer yarıldı, yerin dibine girdi bu adam. Görkem nasıl? Yani onun hiçbir şeyden haberi yok tabii. Ay kuzum benim ya, ay paşam benim ya. Nazlı. Bana bak, şimdi sen bana her şeyi tek tek anlatıyorsun, tamam mı? Ay tamam. Şimdi Pericim, aslında ateşi ben yaktım. Niye ağlıyorsun sen? Yok bir şey. Banu'nun öldüğü gün
Kocamın üzerinde bu gömlek vardı. Yakasında kan lekesi var. Tıraş olurken oldu sandım. Sonuçta kimin aklına gelir ki? Kocası birini öldürüp eve gelsin. Eğer hala bir kanıtınız yoksa. Banu'nun tırnak içinden deri parçaları çıktı. Bir ol beyim ve kocanızın DNA'sı ile eşleştiriyoruz. Ama daha bir sonuç çıkmadı. Sonuçta bu da kanıt sayılır. Yani belki Banu'nun evine gittiğinde Banu çoktan öldürülmüştü. Nabzını kontrol ederken oldu. Kaçıyor. Korkmuştur, paniklemiştir. E tabii sen masum olmasını istiyorsun. Haklısın. Kabullenmesi çok güç. Şşş. İyi misin? İyiyim. Sen böyle araba kullanabilecek misin? Götüreyim mi seni? Gerek yok, giderim ben. İyisin değil mi? Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.